Birkaç hafta önce bir video çekmiştim ve Twitter'ın mavi tik başvurularını tekrar açacağını söylemiştim. O zaman da bir makale yayınlamıştı ve o makaleyi detaylıca sizlerle incelemiştik. O videoda detaylı bir şekilde kimlerin mavi tik alabileceğini ve kimlerin alamayacağını anlatmıştım. Eğer sizin mavi tik alabilip alamayacağınızı merak ediyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu videoda ben size bu makaleyi biraz bahsedeceğim. Bu makaleden bahsedeceğim. Nereden mavi tik başvurusu yapabilirsiniz onu anlatacağım ve en sonunda mavi tik alan çevremde gördüğüm bazı insanları göstereceğim size. Şimdi öncelikle bu makaleye bakarsak dün yayınlanmış olan bir makale. Türkçe'ye çevirdiğim için çeviri hataları tabii ki de olabiliyor. Şimdi baktığımız zaman bu makalede, tabii ki bu makaleleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu makalede doğrulama başvurularını tekrar, yani mavi tik başvurularını tekrar açtıklarını söylüyorlar. Bunun ne anlama geldiğini vesaire anlatıyorlar. Kimler için mavi tik başvurusu uygun, bunları anlatıyorlar. Daha sonra nereden mavi tik başvurusu yapabilirsiniz ve mavi tik şablonu nasıl gözükür? Yani dolandırılmamanız, hesabınızın çalınmaması için aslında bunu bir güvenlik önlemi olarak yapmışlar. Bildiğiniz üzere maillerden size ulaşarak mavi tik başvurusu gönderdiklerini iddia eden kişiler vardı ve bu şekilde hesaplar çalınabiliyordu. Aslında bu uygulamaya taşınma yöntemiyle bu yöntemin de önüne geçmiş oldular. Eğer insanlar mavi tik başvurusunun sadece mobil uygulama üzerinden yapıldığını bildikleri zaman bu tür maillere tıklamayacaklar. Şimdi tabii ki farklı bir APK yükletilerek tekrar bu yapılabilir. Fakat bu durumda da biraz uyanık olmanız gerekiyor. Her neyse işin güvenlik tarafını bu videoda anlatmayacağım. Şimdi sırada ne var vesaire. Şimdi burada anlatmış ve Verifiyet hesabını takip etmeyi unutmayın demiş. Bu makaleyi geçelim. Şimdi bu bahsetmiş olduğu hesaba bir bakalım. Hesabın açıklamasında burada tekrar görüyorsunuz ki diyor ki hesap ayarlarınızdan diyor tekrar mavi tik başvurusunu yapabilirsiniz. Ben kontrol ettim. Fakat şu anda mavi tik başvurusu mobil uygulamada açık gözükmüyor. Bu kişiden kişiye farklı olabilir. Yani herkes de bu başvuru aynen Instagram'da olduğu gibi açık olacak ve herkes başvuru yapabilecek. Fakat burada yapmış oldukları açıklamada birkaç hafta içerisinde bunun gerçekleşeceğini söylüyorlar. O yüzden acele etmemenizde fayda var. Yani burada görmüş olduğunuz gibi tweetleri, DM'leri kaydedin diyor. Birkaç hafta içerisinde diyor şey olacak diyor. Kullanıma sunulacak diyor. Peki nereden başvuru yapacağız? Arkadaşlar Twitter hesabınıza gireceksiniz. Ayarlara gireceksiniz ve oradan hesap kısmına gireceksiniz. Hesap kısmına girdiğinizde aynen burada olduğu gibi şu şablonu bir açalım. Aynen burada olduğu gibi sizden kim olduğunuzu, neden mavi tik başvurusu yapmak istediğinizi ve işte PR kaynaklarınızı istiyor. Yani nerede haberiniz geçiyor, siz kimsiniz bunu istiyor ve next diyerek mavi tik başvurusunu yapmış oluyorsunuz. Mavi tik başvurunuz eğer onaylanmazsa 30 gün içerisinde tekrar aynen Instagram'da olduğu gibi mavi tik başvurusu yapabiliyorsunuz. Peki kimler mavi tik alabilir? Burada tekrar göstermişti ama şöyle biraz daha detaylı bakalım. Hükümet yetkilileri mavi tik başvurusu alabilir. Şirketler, markalar, kuruluşlar alabilir. Haber kuruluşları ve gazeteciler mavi tik başvurusu alabilir. Eğlence üzerine hizmet veren insanlar alabilir. Spor ve oyun üzerine hizmet eden Twitter hesapları alabilir. Aktivistler, organizatörler ve diğer etkili kişiler. Bu etkili kişiler de tabii burayı açık bırakmış. Yani sizin PR'ınıza bağlı bu noktada. Eğer bu koşulları sağlamıyorsanız ve mavi tik istiyorsanız bu koşulları sağlamanızda fayda var. Sağlayamayacak durumdaysanız mavi tik başvurusu yapın ama büyük oranda mavi tik alamayacaksınız. Bunu bilmenizde fayda var. Tabii ki sistemi kandırarak mavi tik başvurusu alabilirsiniz. Fakat bu tür şeyleri ben şu an bu videoda anlatmayacağım. Daha sonra belki eğer isterseniz farklı videolarda anlatabilirim. Peki en son kim mavi tik başvurusu aldı? Mavi tik aldı Twitter'da. Benim bildiğim Jahreyn, yani Ahmet Sonuç aldı. Çok yakın bir zamanda, birkaç gün içerisinde aldı o da mavi tik başvurusunu. Peki o nasıl aldı? O burada aslında koşulları sağlıyor. Baktığınız zaman hem oyun kategorisinde yer alıyor, hem hükümet ya da işte şimdi milletvekilliği adayını koyduğu için bu noktada bir şey oluyor. Hem de etkili kişiler kategorisine girdiği için 400 bin takipçisi olduğundan ötürü mavi tik başvurusuna hak kazanmış oluyor. Eğer siz de bu koşulları sağladığınızı düşünüyorsanız tabii ki başvuru yapabilirsiniz. Şu anda açık değil. Burada Twitter hesabında duyurdukları gibi eğer ne zaman açılacağını merak ediyorsanız ben yine kanaldan duyuru yapacağım sizlere. Bu konuda abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Ya da buradaki Twitter hesabını takip edebilirsiniz ve buradan ne zaman açıldığına dair bir bilgi alabilirsiniz. Evet, bu videoluk bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.